Sevgili seyirciler, şimdi sizleri Kafkasların parlayan yıldızı Azerbaycan'a götürüyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümü Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü askeri törenle kutlandı. Kutlama töreni Bakü'nün Azatlık Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan, Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın diyorum. Ve sizlere de saygılar sunuyorum. Bu büyük yıl dönümü hem Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne, hem de Türk milletinin tüm fertlerine kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Davetimi kabul edip Azerbaycan'a gelmiş aziz kardeşim, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu bayram günündə biz birlikdəyik. 100 il bundan əvvəl biz bir yerdəydik, bu gün də biz bir yerdəyik. Bütün türk bacı qardaşlarımıza səmimi salamlarımı, sevgimi, məhəbbətimi çatdırıram. Azerbaycan turumuz Azersun Holding'de devam ediyor. Birçok sektörde gerçekleştirdiği yatırımlarla Azerbaycan ekonomisinin önemli oyuncuları arasında yer alan Azersun Holding, projelerine hız kesmeden devam ediyor. Holding'in hayata geçirdiği Dreamland Golf Kulüp Azerbaycan'ın turizmine önemli katkılar sunuyor. ...1991 yılında Azerbaycan'da faaliyete başlayan Azersun Holding, gıda, tarım ve perakende ve inşaat gibi birçok alanda önemli projeler hayata geçiriyor. Azerbaycan ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Holding, istihdama da katkı sağlıyor. Azersun Holding'in 1 milyar dolar gibi büyük bir bütçeyle inşa ettiği Dreamland Golf Club, dünyanın gözde yatırımlarından birisi niteliğinde. Dreamland, bünyesinde yer alan villalar, muhtelif konut alanları, 5 yıldızlı otel, uluslararası okul, AVM, her türlü spor alanı ve uluslararası golf kulübüyle Azerbaycan ve çevresindeki birçok ülke vatandaşlarına yeni bir yaşam tarzı sunuyor. Eko Pazar ekibi olarak Azersun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülbari Güzel'i makamında ziyaret ediyoruz. Bu yeni Rusya dağıldıktan sonra ilk kendini, müstakilliğini elde ettikten sonra süratle bütün sahalarda, beynelxalq sahalarda, her tarafta multikulturalizmle kendini geliştirdi. Tabii burada diyebilirim diğer Türkiye Cumhuriyetlerinden daha çok Türkiye'ye en yakın Azerbaycan'dır. Hem aynı dili başa düşüyorlar, hem birbirlerine çok yakınlar ve kalben, gönüllen de birbirlerine yakınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesi, saygı göstermesi Azerbaycan 100 yılına, bu büyük bir kıymettir, büyük bir değerdir ve iki ülkenin kardeşliği, dostluğu demektir. Demek ki rehberlerimiz birbirine yakın duruyorlar, birbirlerini seviyorlar. Toplum sevdiği gibi. Bazen toplumlar sever, yönetimler birbirlerini sevmez. Ama burada hem toplum seviyor, hem yönetim birbirini seviyor. Onun için çok büyük bir hadise gibi kaydetmek lazımdır.
Ve ben Azerbaycan'ı böyle özetleyebilirim 100. yılını. Azersun Holding'in yeni yatırımları, hedefleri veyahut da sizin gelecek olan nesilleriniz nasıl bir planlamayı düşünüyor? Bunlarla ilgili hedeflerinizi biraz açıklar mısınız? Evet, bizim hedeflerimiz tabii ki biraz uluslararası açılmak istiyoruz. Şimdi her şeyin bir haddi var. Bir ülkede belli ölçüden fazla gittiğiniz zaman doğru değil. Ben onu doğru bulmuyorum. Şu anda mevcut gruplarımızı sağlamlaştırıp uluslararası standartlara getirdikten sonra biraz markalarımızla yurt dışına çıkmak. Hedefimiz o. Ülke içinde gelebildiğimiz yere gelmişiz. Mevcut durumu iyileştirip yurt dışına çıkmak. Zor günleri geride bırakan Azerbaycan'ın geleceğine inancının tam olduğuna vurgu yapan Abdülbari Güzel, dünden bugüne gelinen süreci değerlendiriyor. Biz gıda maddeleri satışıyla başladık. Bu da Azerbaycan için o zaman çok önemliydi. Çünkü Ticaret Bakanlığı tamamen çökmüştü. Ve milletin gündelik talebata ihtiyacı vardı. Sene 1993'te rahmetli Haydar Aliyev iş başına geldi ve beni davet etti. Ben kendi ziyaretine gittim. Dedi çok sağ ol, ben memnunum ki halkın günlük talebatını verirsen. Ama bana bir sual var dedi burada. Siz biznesmen değil misiniz? Dedim evet. Dedi niye çok para kazanmak istemiyorsan bir biznesmen kimi? Benim öyle bir huyum yoktur. Biz 5-10 faiz kar ediyoruz. Allah bereket versin. Biz soymaya gelmemişiz. Biz iş yapmaya, iş öğretmeye gelmişiz. Allah da arzu edileni verir insana, ne arzu ediyorsa. Ve bu bana güç verdi. Tabii rehberlik tepede destek verdi. Aşağıda da işçiler destek verdi. Tabii rahmetli Haydar Ali bütün fondasyonlarını, devlet fondasyonlarını yoktan var etti. Bütün sistemleri kurdu. Oğlu İlham Aliyev de onu aldı, devam ettirdi. Yani Azerbaycan'a çok know-how getirdik. Çok teknoloji getirdik. Müşavirlerden çekilmedik. Türkiye'nin tecrübesini getirdik. Avrupa'yı getirdik. Hindistan'da da birisi varsa onu da getirdik. Amerika'yı getirdik. Almanya'yı getirdik. Know-how ve R&D konusunda çok ciddi çalıştık. Yenilikler ülkeye mal ettik. 300 hektarlık golfla beraber 60 hektarı golf olmakla diğeri de sosyal tesisler, butik otel ve villalar, apartmanlar etrafına diktik. Bir kısım da arazimiz duruyor yedekte.